Arkadaşlar laptopun şirketin laptopu da koyuyorum. Çok bağırıyorsun, bir saniye. Bir de altın çocuğun videosu var ya. Bu ne sıcak? Yandık. Kalk biraz devreye atalım. Öyle bir sıcak var havada. Bir saniye. İstediğin olsaydı. Şimdi. Çok ses geliyor mu? Boş yere çıktıktan benim değmez mi? Arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Öncelikle buradan herkese, umarım herkesin akşamı iyidir. Harika geçiyordur her şey. Hepiniz için gerçekten hepinizin çok iyi olmasını istiyorum. Herkes umarım iyidir. Ya bak, gerçekten bundan önce de bak böyle şeyler ben daha önce de çok gördüm. Arkadaşlar bak, gerçekten böyle söylüyorsunuz. Bak şu anda da görüyorum. Hani böyle daha bilmeden konuyu, hiçbir şeyden haberi olmadan insanlar, bazı böyle birilerinin bir şey diyor. Ondan sonra vay efendim vay. Ondan sonra bak konuşuluyor. Üstüne devam ediliyor. İşte belli süreler geçiyor. Ya aslında ya bak kötüledik, yine çocuğu boş yere şey yaptık falan filan. Bak ben burada ne dediğimi, ne yaşadığımızı, neler yaşandığını anlatmayacağım. Saygısızlık olmasın. Gerçekten kimseye. Ama yani bu benim hakkımda söyledikleriniz, benim hakkımda konuştuklarınız şu anda hani Nile'nin canlı yayınından sonra çok böyle bana da, çevreme de, arkadaşlarıma da çok böyle saçma sapan şeyler yazıyorsunuz. Ben şu anda gerçekten saygısızlık olmasın, ne yaşadıysam, ne anlattıysam her zaman arkasındayım. Şimdi anladığım kadarıyla tam ne bahsettiğini sanırım, işte böyle ben kandırılmışım 8 ay falan filan demiş. Yani böyle bir şey olma ihtimali sıfır. Dediğiniz gibi Oscar'lık bir oyunculuk sergileyemem. Bundan önce ben asla bir oyunculuk eğitimi aldım, ne de başka bir şey yaptım. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ne söylediğimi de hepiniz farkındasınız. Ben yine bir şey söylemek istemiyorum. Konuşulduğu gibi, söylendiği gibi gerçekten öyle bir şey yok. Ben kendime hala çok eminim. Ondan sonra karşımdaki insandan da çok eminim. Yani istediğinizde de sorabilirsiniz, istediğinizde de konuşabilirsiniz. Ben şu anda anlatmayacağım ne konuşuluyorsa, ne anlatılıyorsa. Sadece birisi çıkıp böyle yani karşımdaki insan gidip böyle bunu yaptı diyor. Nesi öğrenmiş ama bak, bu da çok kritik arkadaşlar. Bak ben böyle bir şey oldu, ondan dolayı böyleymiş arkadaşlar. Ben 8 ay boyunca şey almışım. Ne oldu ki? Ne oldu? Çok belli her şey. Ne belli? Ne mesela? Bak bunu anlamam lazım. İlk başta anlamanız lazım ya da. Ne oldu? Ne etti? Ne yaşandı da bu kadar ciddi bir boyutta
suçlama var. Lan ben neyin kanıtını göstereyim? Benim kanıtım, benim yaşadıklarım arkadaşlar. Benim kanıtım bu. Sizin gördükleriniz bir de. Benim yaptığım çok şükür bir şey yok. Kimseye de bir şeyi kanıtlamak zorunda cidden değilim hatta. Yani böyle bir 8 ay geçirmezdim. Sizin düşündüğünüz gibi bir şey olsa. Ben böyle işte yazdıklarınıza vallahi billahi alışığım. Sorun değil. Problem değil. Ama yani sonra siz diyeceksiniz ki vay efendim niye böyle bir şey dedim. Ulan aslında da öyle değilmiş. Ben kendimi açıklamaktan çok yorulmuştum artık. Zaten son kez açıklıyorum. Bir dahakine Nihle bir şey derse böyle böyle oldu bundan dolayı ben böyle söyledim size arkadaşlar derse ne ol anlatmış ne, Nihle anlattı diyorsunuz da ne anlattı? Hani bak böyle böyle olmuş olsan ne diyorsun dersiniz o zaman size kendimi de açıklarım. Şimdi saygısızlık olmasın diye söylemiyorum. Ben bu zamana kadar her zaman neyse onu söyledim. Yok o mevzuya bence de ayak böyle eline mi ayak basmış mı aynen o mevzuya ayak basmış. Öyle mevzu yine yok. Siz ona sorun. Niye böyle bir şey diyorsun? Niye böyle bir şey söylüyorsun? Elinde ne gibi bir şey var da böyle bir şey söylüyorsun diye sorun. Size söylesin. Ben de ondan sonra size söyleyeyim. Evet arkadaşlar bak sizin de gördüğünüz gibi diyeyim. Hayırlısı olsun dediği gibi. Mesela bak Yağmur demiş hayırlısı olsun demiş. Dediği gibi benim kimseden özür dileyecek bir durumum da yok. Ben de saygısızlık olmasın diye hani bir şey söylemiyorum. Kanıt varsa tabii ki de konuşabiliriz üstünde. Saygısızlık olmaz bu arada. Gerçekten buradan da söylüyorum. Ben söyleyebilir bak arkadaşlar. Bak bundan kaynaklı bu var da bak elimde şu ya da şu oldu da ben böyle söylüyorum densin. Ondan sonra da ben de söylerim neden öyle bir şey olmadığını. Ben şimdi yok yere zang 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 diye konuşmuyorum. Elbet size anlatır. Eminim ki ben böyle bir şey asla yapmam. Son kez söylüyorum. O yüzden konu hakkında konuşmanın daha fazla gereği de yok. Benim için problem değil. Vallahi bildiğim. Benim... Bu arada tişörtte Efsullah. Arkada da Oğuz Kekin yazıyor. Teşekkür ediyorum. Bugün gelmiş. O Filipinler'den mi galiba? Sorun değil. Vallahi billahi. Haklının acelesi yok ki. Vallahi billahi. Ben bu arada size söylüyorum. Kimseye laf falan da sokmuyorum. Buradan hani böyle genellikle kötü böyle sevmeyen insanlar geliyor ya kim thank you onlara gülüyorum. O yüzden gerçekten problem değil. Vallahi billahi. Eyvallah, eyvallah, vallahi billahi. Bundan sonrasındaki süreçte zaten konuşursunuz. Ama komik geliyor. Vallahi billahi.
Oscar yazanlara çok gülüyorum özellikle. Yani ben böyle bir şey görmemişimdir. Kim sağ ol, kim thank you, hiç şimdi onun kafasında değilim ama. Asansördeki fotolar ne? Teşekkür ediyorum Yağmur. Sağ ol da vallahi olan bir şey yok. Tadını kaçırma. Lezzetli ve besleyici kahvaltın Kellogg's'tan. Çıtır çıtır lezzetiyle yeni şeker ilavesiz Kellogg's. Oğlum kapan lan. Kahvaltına keyif, gününe tat kat. Ya neyin affını dileyim ya? Bilmiyorsunuz. Kendiniz yorumluyorsunuz. Vallahi billahi. Arkadaşlar çok kötü bir şey bu. Samimi söylüyorum. Vallahi billahi. Ben bilmiyorum bir şey. Vallahi billahi. Gerek yok. Ondan sonra konuşuyorsunuz tıkış tıkış. Değil mi? Şu isimler özellikle beni çok şey yapıyor. Evet. Bu kaçıncı ne mesela? Bu kaçıncı ne? Kaçıncı olan ne? Berkay kardeşim hoş geldin. Adam akıllı konuşamadık kusura bakma. Ne ismi? Sağ ol Defne'cim, ben de seni çok seviyorum kardeşim. Yok ya özledim. 15 gündür falan yayın açmıyorum. Biraz daha takılacağım. Bana özlüyorsun, biliyorsun kendini. Kapat ama gerek yok. Birazcık daha. Böyle insanların böyle günahımı almaları da çok hoşuma gidiyor. Vallahi billahi. Çekirge var evet. 1 sıçrar, 2 sıçrar, 3 sıçrar, 4 sıçrar, 5 sıçrar. Sıçramak isteyen arkadaşlar. Vallahi billahi. Aynen. Ya. Doğru düzgün açıklama yapamıyorsun demişsin de neyin açıklamasını yapayım yani açıklama yapacak bir şey demeyeyim şu anda bana bir şey söylenmiş, ben de onu söylüyorum. Hani bak bu yapıldı denmiş, ben de bu yapılmadı diyorum. Bunun üstüne gidilmemiş galiba. Bak saygısızlık olmasın. Kimseye saygısızlık etmek istemiyorum. Dersiniz ki bundan sonra Nihle bak bu da böyle diyor. O da der ki hayır ben bundan dolayı söylüyorum arkadaşlar der. Ben de derim ki böyle arkadaşlar. Ya ben nerede kirlettim ya? Bak bir şey mi yapıyorum arkadaşlar? Bir saygısızlık mı ediyorum? Anlamıyorum. Adam akıllı konuşuyorum şurada. Şimdi kimseye kötü bir şey söylemiyorum. Saçmalamayın. Konuşulmaya sen ne? Neyse ya. Ben artık bu durumdan çok sıkıldım. Yapmadığım bir mevzu saçma sapan üstüme yapıştı. Ben kendime de üzülüyorum. Gerçekten insanlara da üzülüyorum. İstediğinizi diyebilirsiniz. Vallahi billahi. Hesaplarımı neden kapatayım ki? Bu zamana kadar konuşulduğu zamandan bu zamana kadar gelindiyse gerçekten bir şeyler içinde saklanmazdı. Arkadaşlar bu zamana kadar vallahi billahi hiçbir derdim yok, tasam da yok, saçma sapan durumların içinde de değilim. Ben eski işime geri döndüm, çoğunuz da biliyorsunuz. Normal chill bir hayat istiyorum hayatımda da.
böyle şeylere yer yok hayatımda. Böyle ne bileyim entrikalara, ondan sonra hayır, avcılar endüstri meslek lisesinde okudum ben. Bu durumlara da çok beslenen bir insan olmadığımı da biliyorsunuz her zaman. Hep böyle uzak kalmaya çalıştıkça bir şeyler oluyor. O yüzden sorun değil, vallahi billahi. Evi, evet, Perşembe günü arkadaşlar tapuya, inşallah Allah kısmet ederse Perşembe günü halloluyor artık yavaş yavaş. Onunla çok uğraştım bu süre. Sormuşlar, ben de cevap veriyorum. Sadece bu konu hakkında konuşacak bir insan değilim. Çünkü bu konu yok aslında ortada. Onun heyecanını da bileyim. Bu heyecanı bile kursağımda bırakılmış. Gerçekten sorun değil. Ben yine keyfimdeyim. Şimdi Perşembe gününden sonra çok uzun bir serüvene giriyorum. Size de yarın ya da öbür gün orada da böyle göstereceğim. Bak burası falan filan diye. Konu şu anda, bak, saygısızlık yapmak istemiyorum arkadaşlar. İyiliğimi isteyen insanlar şu anda böyle saçma sapan şeyler yazıyorsunuz. Durum şu anda, tabii ki de daha çok seveceksiniz. Zaten Nihli'yi daha çok sevin. Gerçekten problem değil. Benim için... İşe gittim ben bu hafta, nöbetçiyim ya. 3'te gittim, böyle bir 2 saat takıldım çıktım. Şimdi evden mail takip ediyorum biraz. Ne diyeyim? Ben söylüyorum. Bunu yapmışsın diyorsunuz. Ben böyle bir şey yok diyorum. Geçmişte böyleymiş diyorsunuz. Hayır, geçmişte böyle değildir. Diyorum da. Zaten hani bununla birlikteymiş dediğiniz insan da hayır böyle bir şey yok diyor. İnatla oldurmaya çalışıyorsunuz ama böyle bir şey geçmişte yok. Şu anda da yok. Gelecekte de olmayacak. Anlayacaksınız yani. Ben ne diyeyim ki? Sorun değil. Vallahi problem değil. Ben bir şey, artık kimseye açıklamak zorunda hissetmiyorum kendimi. Çünkü hep durmadan neredeyse 6 aydır falan hep bu konu üzerinden illaki her gün bir şekilde bir şeye maruz kaldım. İlişkim maruz kaldı. Ben maruz kaldım. Yani yok anam, yok. Durmadan aynı mevzu. Ben kimseyi, bak, önüne de atmıyorum arkadaşlar. Ben sadece bir açıklama yapacak duruma gelmedi artık durum. Anladın mı? Çok saçma sapan ulaştı. Yani hep bu durumlar, hep bu durumlar, olmayan şeyler yüzünden durmadan suçlanmak da gerçekten insanın canını sıkıyor artık. O yüzden sorun değil yani benim için. Bir şey bilmiyorum yani. Desin ben bu yüzden böyle dedim. Ben de neden böyle bir şey dediğinin yanlış olduğunu söylerim size. Vallahi sorun değil.
Nerede sütümdür? Ben iyiyim. Arkadaşlar. Neyse ya. Ben kötü mü konuşuyorum? Vay anasını. Açıklayacak bir durum olur. Sağ Berkan'ım kardeşim. Arkadaşlar, vallahi bildi bak. Şu anda hani kızın anlatmadığı bir şeyi açıklamam gerçekten doğru olmaz. Gerçekten sorun değil. Anlatabilir kendini, anlatsın. Ben bundan dolayı böyle söyledim desin. Ben de ondan sonra söylerim. Onun dışında kızın açıklamadığı bir şey için şimdi ben bir açıklama yaparsam saçma olur. Vallahi billahi. Hoş değil. İnşallah. Ne? Ne? Ha. Oh. Ne? Neler oluyor hayatta? Ay 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 ay. Gerçekten komik geliyor. Ama ne diyeyim? Sağ olsun. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ben kendim biliyorum. Konuyu da daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Gerçekten. Ben yani sorun değil. Şey yapabilirler. Ne paşacım falan yok ki benim. Öyle bir şey yok. Hiç öyle bir şey de talep de etmedi kimseden. Bunu da çok iyi biliyorsunuz. Yeah.
Valla... Evet arkadaşlar, biliyorum işte ya. Vallahi billahi karma var. Sizin için söylüyorum, vallahi billahi. Sonra söylüyorsunuz ki uzakta Oğuz şeymişsin, ya Oğuz böyleymiş, ya Oğuz böyleymiş. Söyleyin, sorun değil. No problem. Tabii. Ya susuyorum, neden biliyor musun? Çünkü sadece bu mevzuyu konuşuyorsunuz. Dediğim gibi şu anda bu mevzuyu sadece de konuşmak istemiyorum çünkü hani bilmiyorum, başka için, başka mevzular için de burada olanlar vardır. Dediğim gibi arkadaşlar, uzatmayacağım daha fazla, belli sadece bunu konuşmamı istiyorsunuz. Vallahi ama derdin bu değil. Dediğim gibi söyledim, tekrardan söylüyorum, böyle bir şey yok, olmadı, olmayacak hiçbir zamanda. Olur da yok yani zaten. Ama yani inanmıyoruz. İnanmıyor yani kimse. O da buyur. Bilmiyorum. Bir şey demek istemiyorum daha fazla. O yüzden kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. İyi geceler arkadaşlar.